Herkese merhaba arkadaşlar. 6 Ocak Çarşamba Bursa programı ile bir aradayız. Bursa'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. Bursa'nın altılısı da 3. koşuyla beraber saat 2.30'da başlamış olacak ki ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurgu arkadaşlar yapma noktasında değerlendirelim. Arkadaşlar gündüz programında Koşacak Bursa programı akşam programında İstanbul var. Ben yine İstanbul'a ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani akşam programında arkadaşlar İstanbul koşacak. Gündüz programında Bursa var. Bursa'nın da altılısı 3. koşuyla beraber saat 2.30'da başlamış olacak arkadaşlar ki Handikap 14'te bir koşu izleyeceğiz. 4 yaş tarafları 1800 metre mesafe kum startında start alacak olan 8 tane Safkan'ı start alacağı bu koşu için arkadaşlar özellikle 1 numaralı Olgun Alp Kadir Tokaçoğlu idaresinde şanslı gözüküyor. Safkan özellikle son 2 startında etkili işler yaptı. Son birincini oldukça beğendiğim Safkan. Bugün için Kadir'le beraber yine etkili koşacaktır. Grubun müsaitliği ve mesafenin de uyumlu olduğunu düşündüğüm Safkan'dan ben etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. Özellikle 1 numaralı Olgun Alp'ten etkili güzel güzel bir koşu gelecektir. Rakip aynasında ise beğendiğim bir safkı olan İkimalı Mühlis Ağa arkadaşlar. Halil Kaplan idaresinde sevdiğim safkanlardan biri. İyi koşmasını bekliyorum. Son startında beraber yine etkili yarış yapan 5 numaralı çarık Kağası Alican İnci ile beraber uygun kilosuyla beraber dikkat çeken safkandan yine etkili bir koşu gelecektir. Hatta yerimiz varsa yetenekli safkan 3 numaralı Kara da arkadaşlar yine Mustafa Çiçek idaresinde şanslı safkan konumunda değerlendirebiliriz. Özellikle bir numara Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Bu Safkan'dan kesinlikle iyi bir koşu çıkacaktır. Rakip hanesinde de arkadaşlar 2 ve 5. Sürpriz hanesinde ise 3 numara Safkan'ı gün ilk ayarçın arkadaşlar şans Safkan konumunda değerlendirebiliriz. Günün ikinci yana geldiğimizde ise Handikap 15'te dişilere has olacak bir koşuda. 4 yukarı Arapları 1400 metre mesafe kumda start alacak. 12 tane Safkan'ı start alacağı bu koşu için ben özellikle arkadaşlar burada 2 numaralı altın zeleden iyi bir koşu bekliyorum. Yine Alican İnci ile beraber start alacak olan Aprantis idaresi start alacak olan bu koşu neredeyse son 2 yarışında çok etkili güzel yarışlar yaptı. Formda bir safkan değerlendirmek lazım. Rakibhanesinde ise yine etkili bir yarışlarını gördüğüm 3 numaralı Özburgaz arkadaşlar. Yine Ezzet Avcı idaresinde start alacak olan bu da yine iyi bir koşu bekliyorum. Özellikle ağır kilolu olan bu iki safkandan ben iyi bir koşu çıkmasını bu iki safkan arkadaşlar gün ikinci ayağında çok şanslı görüyorum. Yani 2 ve 3 numaralı safkanları muhakkak bulunduralım. Burada yine yerimiz olursa arkadaşlar 6 numaralı mor yağmurun yine etkili bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Varsa yerimiz bu da bir çarpı atabiliriz. Bu safkan yine Mahmut Turan'la beraber ters bir yarış çıkartabilir. Özellikle günün ikinci ay için 2 ve 3 diyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 6 numaralı safkanı günün ikinci ay için şanslı gördüğüm safkan konumunda. Günün 3. ayına geldiğimizde ise Made in bir koşu var. Dişilere has olacak bu koşuda. 3 yaşlı İngilizleri izleyeceğiz 1400 metre mesafe kumda start alacak 8 tane. Safkan'ın start alacağı bu koşuda e, dengeli bir grup arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle bir grup yani Safkanların bir çoğunun daha henüz istediği performansı gösterememiş. Sorunlu atların aslında bir araya geldiği bir beydini koşu. Burada tabi e, pedigree olarak dikkat çeken bir Safkan var. Bu da Altumalı My Bay Blue arkadaşlar. Önemli bir dajin yavrusu olan bu Safkan Murat Gündüzeli idaresinde. Normal şartlarda aslında bu tarz bir grupta çok yer almaması gereken çok kaliteli bir pedigree sahip ama istenen koşuları yapamıyor. Safkan 3 aylık bir arası var. Ben bugün için özellikle galoplarına baktım. Safkanın galoplarında etkili işler gördüm. Normal şartlarda aslında bu tarz bir grubu çok kolay geçmesi beklenen bir safkandır. Ben bugün için bu safkandan etkili güzel bir koşu bekliyorum. Özellikle de yarışında takip edeceğim safkan olacak 6 numaralı My Baby Blue arkadaşlar. Rakip hanesinde ise 5 numaralı Güler geçer. Mahmut Turan idaresinde en azından daha tatmin yarışlar yapan bir safkan değerlendirmek lazım. Ve son olarak da yine 3 numaralı Elazı Prensesi'nden bahsedeceğim. Arif Okan paza idaresinde yine etkili pedigisiyle dikkat çeken safkandan iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün bu ayağı için. Özellikle 6 numaralı safkandan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde 5 ve 3 diyorum. Ama bütçemiz dahilinde arkadaşlar biraz daha fazla atın yazılmasının gerek olduğunu düşündüğüm ayaklardan biri. Burada her türlü saf sonuç çıkabilir. Çünkü safkanların dediğim gibi en azından şu ana kadar gösterdikleri performans yeterli değil. Bugün için burada kazanacak safkan daha önceki yarışlarından çok çok daha iyi koştuğu bir koşuyu koşarak kazanması gerek. Günün dördüncü ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var. 4 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe kunda start alacak. 8 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için bilindiği gibi son startına tek verdim. Beni yanıltmayan 6 numara el maskararlı arkadaşlar yine etkili koşacaktır. Grup her biraz daha sertleşmiş gibi gözükse de Safkan oldukça formda kaliteli ellerde bakılıyor. İyi ellerde bakılan Safkan'dan ben yine iyi bir koşu çıkacağını Hatta yine arkadaşlar sevdiği mesafede kazanma şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. 6 numaralı elmas karar arkadaşlar uygun kilosuyla beraber bence muhakkak değerlendirilmeli. Burada rakip hanesinde ise özellikle ekürlerden 3 numara Lord of Time'dan iyi bir koşu gelebilir arkadaşlar. Ekür avantajlı olan Safkan iyi koşacaktır ve son olarak da 1 numaralı Flash Forward'dan bahsedeceğim. Ağır kilosuna rağmen Özgür önün taşı idaresinde yine kazanma şansının olduğunu düşünüyorum. Bu Safkan'ın muhakkak yazılmalı, ihmal edilmemeli. Özellikle 6 rakip hanesinde 1 ve 3 diyorum. Daha sonrasında yine varsa takip ettiğiniz safkanlar günün bu açına arkadaşlar eklemeye çalışalım. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Handikap 14'te bir koşu izleyeceğiz ki 3 yaşlı İngilizleri 1800 metre mesafe kumda start alacak. 8 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı kuponumda yalnız bırakacağım ki bu da bir numaralı Denizli olacak ki. Son startında yine Alican İnci İdaresi'de start alan safkan startta biraz oyalanınca gruba arkasında takip etmek zorunda kalmıştı ki o günkü yarış 1400 metre mesafe kum bir yarıştı. E buna rağmen sonlarda hatta viraja kadar yine Grubun en arkasında Di sonrası sonlarda yaptığı etki disiplin o gün için çok güzel bir ikincilik elde etti ki belki biraz daha mesafe olsaydı o günkü yarışında kazanacaktı Safkan. Bugün için o gün için yarış içinde birçok şanssızlık yaşamasına rağmen çok etkili koşan Safkan bugün için mesafenin uzamasıyla beraber şansını daha da artırıyor. Ben bugün için arkadaşlar artık kendisini daha iyi tanıyan Aprantisi Alican İnci ile beraber ben bu Safkan'ın bu grupta bu grubu kolay geçeceğini kuponlarda rahatlıkla arkadaşlar günün 5. ayağında bir numaralı safkanın geçilmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Günün son ayağına geldiğimizde ise handikap 15'te bir koşu var ki 5 ve yukarı Araplar izleyeceğiz 2100 metre mesafe kumda start alacak 14 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu için özellikle burada iki tane safkan bende biraz daha ön plandaki bunlardan biri iki numaralı ortayla arkadaşlar iki avantajlı olan safkan yine Alican İnci dairesinde iyi koşmasını bekliyorum muhakkak değerlendirilmeli rakip hanesinde ise 5 numaralı kuğu güzeli yine bu safkanın da iki ile beraber son yarışlarındaki artan formuyla beraber yine etkili bir yarış yapmasını beklediğim bir diğer safkan konumunda. Yani 2 ve 5 numaralı safkanlar bende öncelikli. Bu iki safkanı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında arkadaşlar günün son ay için var Takip ettiğiniz safganlar ekleyebilirsiniz ki yine takip safkanlarında olan 6 numaralı Özgür Fatih Nurettin Şen'le beraber değerlendirilebilir. Yine 7 numaralı Kayalaska'da yine Halil Kaplan idaresinde sürpriz arama noktasında arkadaşlar günün son ayağı için değerlendirilebilir konumda. Özellikle 2 ve 5 diyorum. Daha sonrasında 6 ve 7 numaralı safganları günün son ayağı için arkadaşlar şanslı gördüğüm safganlar konumunda. Arkadaşlar benim Bursa programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsin'e takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu Yapma noktasında değerlendirin diyorum arkadaşlar. Şimdiden herkese yağın için bol şans diliyorum.